Mısır'da Ayyubiler devleti tamam bu yeniden keyin Mamlukiler devleti bina oldu. Bu devlet kandı payda oldu. Ayyubiler, Mısır'daki Ayyubiler özlerini kuvveti de halka suyanmadı. Belki kullarını satıp alıp, minlegen kullarını satıp alıp, terbiyeler onlardan asker tayladı da kuvvetini asasisi Mamlukilerden buldu. Halka suyanmadı da Ayyubiler, Mısır'da. Çünkü kozgolan kısa, isyan kısa, mülkümüzü kolumuzdan op koyar degen, şu yerde siyasi hata yol koyuyken idi. Milegen kullar her zamanla op gelindi, onlardan koşunlar tuzuldu, devlet halkamaz. Bana şu mamlukilerge itimat koyuyken idi. Bora bora koşunla hamması, mamlukilerden ibaret bu kaldı. Mamlukiler değil mi? Satıp alıngan, kul bazarından satıp alıngan, bolalar, belki erkekler. Koşunlu, kiçkine, komand başlığından tartıp, katta komandanı geçen mamlukilerden bulup kaldı. Koşunan mamlukdan başlıklar yani. Şu dereceye yutarlı bir ettiği mamlukiler kul bular. Mamluk da yani kul. Sultanlı, naibi hem mamlukilerden bulup kaldı. Yani de devletli işlerini başkalarından bulup kaldı işte. İzzin Abdüsselam, Mısır'a gelip bana şu ahvalını gördü de hüküm çıkardı. Bu mamlukler, memleket işini başkalışlıkken, muhim kararlarını kabul kılıçlıkken, hükümlü kolge alışlıkken hakkı yok. Çünkü onlar mamluk, onlar kul. Onlar oval azat olsun, kendi şu işlerini başarsın. Şimdi mamluklarını, mertebesi mamluklarını nüfuzu katta bulup gitken Mısır'da. Komandan, hatta sultanlı naibi, kasırları var, kolada katta koşunları var. Kendi kılı bu fatuva itaat kılışadı. Ne bu yöneyen kul olan? Bu şeriatın hükmüydü. İzzin Abdüsselam ne aldı ki kelip bu mamlukler bu fatvasını kaytarıp alışını talep kılıştı, tahdit kılıştı, korkutuştu. Şunda İzzin Abdüsselam cami mescidinde de bütün adamlar yığılgan cayda şu hükmünü ilan kıldı. Onların satı bir barış gerek. Devlet işlerini başkalışlıkta onlarda hakkı yok. Onlar avval azat olsun. Hani devlette asasi kuvveti bulturken mamluklerde kul bunlar da satış gereği de durdu. Bu kanaka cüret, bu kanaka kuvvet yüreği deyildi. İzzin Abdüsselam'a basım küçüğe gitkenden keyin, kişkine oğlu bilen ayalını alıp, Şam'a katıp gitmek için oldu. Şimdi Mısır ahli İzzin Abdüsselam'da yaş görüp kaldı. Bu takvası için, cüreti için. Eğer İzzin Abdüsselam Mısır'dan çıkıp gitse, Mısır ahliyen bile çıkıp geçirdikçe tayyar edin. Adamların hemen taifası var, o İzzin Abdüsselam'da tarafı da dururken. Hunervantlar, saudagerler, hatta ulamalar adam çıkıp yeti adıyan buldu. Mısır'da eğer İzzin Abdüsselam çıkıp yetse fakat mamlukiler kaladı. Sultan gibi bu haber yetti, Necmüddin Ayyub'ke, o şeyhini çakırıp Mısır'da kalışı gibi iltimas kıldı. Yani Sultan gibi bu haber yetkeniden keyin, aytıldı ki eğer bu şeyh çıkıp yetse Mısır ahli çıkıp yeterdi. Bütün halkın kendi karşı durasın. Sultan şeyhini çakırdı, aytdı, kalin dedi. Sizi fatvayızı amalga aşıramız dedi. Şundayı kılamız dedi. Halk kolladı özünü şeyhini. Sultanını en birinci naibi mamluklardan. Sultan yanına gelip, ne makmaksız dedi. Sultan aytdı, şeyhde sözünü eşitleyin. Bu şer'i hüküm. Sıladı sataman dedi. Tüşkan malını devlet hazinesine kaytaramadı. Kim eken bu bizim üstümüze maskara kılıp şimdi iş kıladı yani. Dedi de özlerinden ibaret bir cemağını aldı. İzzin Abdüsselam'ın yönünü kas kılıp çıktı. Borup katılıp geldi. İzzin Abdüsselam'ın oğlu köşede turup, kişkinin oğlu. Ular da kılıçlarını kötarıp gelirkenliğini körüp, yürüp geldi de. Otasıya can izi sakılıp kalayım. Koç kalayım. Sizi katıl kıyanı kelişi yaptı dedi. Ben şimdi bu uluğ, celil ahsakanlı bergen cevabını köreyim. Ey balam, men Allah'ın yolu da katıl kılınış şerefi mertebesine hal etkenim yok dedi. Kere beşiyle kalkıp kalıştı. Ulanın başlığı koruda kılıçını kötarıp durup da yalangaçlap, şerh çıksa çöpedi. İzzin Abdüsselam özü var eşiğini açtı. Kılıçını kötarıp durgen kişinin roparası da 80 gekirgen celil ahsakal turarıdı. Osakonun sırı haybatı bastı da koludan kılıçı düşüp gitti. Koyanları yem, şimdi ise kılamadı. Şimdi
boyagi sultonning noibi, chopaman deb turgan noibi, "Ey shayx, nima qilmoqchisiz biz ustimizda? Sizlar avval xur bo'lishlar kerak" dedi. Noib, "Bizni kim sotadi unda?" dedi. "Men sotaman" dedi. "Pulimizni nima qilasiz, sotilgan pulimizni?" deganida, "O'zingizga olasizmi?" dedi. "Yo'q. Sizlar xalqni pulga sotib olingansizlar, pul xalqqa qaytadi" dedi. Sultonning noibi ham ko'ndi. Mana endi davlatda asosiy quvvati bo'lib turgan, qo'mondon bo'lib turgan qullar, mamluklar sotiladi. Endi tabiiyki mamluklar o'zlarini puli bor, ozod tanishlariga aytib qo'ygan, "Bizni sotar ekan, sotib olib ozod qilasan bizni." Shayx buni biladi. Qanday yo'l tutdi? Odamlarni oldiga hammasiga chiqib turib, ularni bitta-bitta sotishni boshladi. "Mana bu kishini kim sotib oladi?" "Uning qo'shinni qo'mondoni." "A, men sotib olaman." "Qancha berasan?" "Mana buncha beraman." "Yo'q, oz." "Ko'tar." "Mana buncha beraman." "Yo'q, oz." "Ko'tar." Eng qimmat narxga sotdi va hamma mamluklar sotib tugatganidan keyin molni, tushgan molni davlatning xazinasiga tashladi. Shunday qilib mamluklar ozod bo'lishdi. İzz ibn Abdussalomning bitta laqabi Mujaddiduddin, bitta laqabi Sultonul ulama, ulamolarning sultoni, yana bitta laqabi Bayul Muluk, podshohlarni sotuvchi. Mana shu mamluklar keyin birodalar Misrning podshohlariga aylandi. Sultan Beybars, Sayfuddin Qutuz, mana shu kishilar mamluklar mamlakatini tuzdi va poshsho bo'ldi. Poshshohlarni sotdi. Mana shu Sayfuddin Qutuz birodarlar, bilasizlarmi? Mana shu Mo'g'ullarni birinchi marta mag'lub qilib shavkatini sindirgan qo'mondon, mamluklardan chiqqan va bizning yurtimizdan bo'lgan u kishi. Jaloliddin Manguberdini opasini o'g'li bo'lgan. Samarqandni, Buxoroni Mo'g'ullar qirib, yakson qilib, kattalarni chopib, erkak bolalarini sotib qul qilganida, qul bo'lib Misrga borib qolganida Sayfuddin Qutuz. Amirlarning oilasidan edi. Ulug' insonlarning oilasidan edi. Uni yurtiga Mo'g'ullar kelganda nima ishlar qilganini ko'rgan edi. Endi mamluklarning davlatiga poshsho bo'lgandan keyin yanchib tashladi hammasini. Bizni ham yurtimiz bo'ladi birodarlar, bilib qo'yinglar. Bilamizmi mana shuni bir buyuk insonlarning tarixini. Siz bilan biz ajdodlarimiz. Mo'g'ulda tish o'tirganlar siz bilan biz yurtimizdan chiqqan insonlar bo'lgan. İzz ibn Abdussalomning hayotida bo'lib o'tgan muhim voqealardan bittasi mana shu Mo'g'ullarning xuruji. Mo'g'ullar chiqib avval Buxoro va Samarqand, Xorazm saltanatini yakson qilishdi. Undan keyin Abbosiylar xalifaligini vayron qilishdi. Falastinni, Shomni egallashdi. Endi Misrga qarab kelishayotgan edi. Ularni yo'lida to'sadigan hech qanday quvvat qolmagan edi. Faqat Misr qolgan edi. Bu vaqtda Ayubiylarning mamlakati tugagan, Salohiddin Ayubiyni zurriyotlari davlatni yo'q qilishgan, mana endi mamluklarni davlati bosh ko'targan payti edi. Ularga boshliq Sayfuddin Qutuz edi. Siz bilan biz ham yurtimiz. Bu o'rinda ham İzz ibn Abdussalomning ulug'ligi yana bir bor ko'zga ko'rindi. U kishi ilm egasi edi. Va bu ilmini amalga aylantirgan inson edi. Odamlarni jihodga undadi. Mamluklar ishni avvalida Mo'g'ullar bilan sulhga kelishmoqchi bo'lishgan edi. Ammo bu shayx ularni bu fikrdan qaytardi. Ularga qarshi urush kerakligini uqtirdi. Odamlarni jihodga da'vat qildi, odamlar harakatga tushdi. İzz ibn Abdussalom Sayfuddin Qutuzni oldiga o'zi borib, jihod qilishlikka undadi va ko'ndirdi. Bu qo'shinning hamlaning shiori "Vo islama" bo'ldi. İzz ibn Abdussalom boshligida, Sayfuddin Qutuz boshligida mashhur Aynu Jalut ma'rakasi sodir bo'ldi Mo'g'ullarga qarshi. Va mana shu ma'rakada Alloh taolo Sayfuddin Qutuzga musulmonlarga ulkan g'alabani berdi. Mo'g'ullar birodarlar balo deyiladi. Yo'q bo'lgan joydan 50 yil, 30 yil ichida katta kuch paydo bo'lib, butun islom bo'lkalarini qirib tashlayotgan quvvatga qisqa muddatda ega bo'lib qolganligi bu fenomen deyiladi. Bu balo bo'lgan deyiladi. Sayfuddin Qutuz ularni to'xtatdi va 10 yillar o'tdi, Mo'g'ullar islom yurtini egallab olgan Mo'g'ullar islom diniga kirib ketdi. Hech qaysi bosib olgan xalq bosib olingan xalqning diniga o'tgan emas, magar Mo'g'ullar islom diniga kirib ketdi. Musulmonlar aralashib ketdi. Islom yengdi ularni. Aytiladiki, mana shu jang bo'lmaganida Ayn Jalut ma'rakasi Yevropa ham, Afrika ham Mo'g'ullarning qo'lida yakson bo'lib tugar edi.
Ammo mamluklar davlati mana shu ulug' shayxning qo'l ostida, mana shu ulug' shayxning barakoti ostida mo'g'ullarni yengishga muvaffaq bo'lishdi. Mana birodalar, ilmni amalga aylantirgan Izz ibn Abdussalomning ishi.